Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hocam. Evet arkadaşlar fonksiyonların tekrarındaki 21. ile 25. sorular arasındaki videoya başlıyorum. 21. soru. Şimdi arkadaşlar bir tane mutlak değer fonksiyon grafiğini vermiş bana. Buna göre diyor ki kadro jeliğe sığdıramadığım bir fonksiyon. Hangisi burada fx fonksiyon grafiği olabilir diye soruyor. E soruyu nasıl çözeceğim arkadaşlar? Öncelikle şunu bir hatırlatalım. Bir fx fonksiyonu verildiği zaman bunu mutlak değerin grafiği bulunacaksa nasıl bulunuyordu? X ekseninin altına kalan kısmı kes. Simetrik biçimde üst kısmı aktar. Yani olay şu. Buradaki fonksiyonların grafiklerinden hangilerinin x eksenin altına kalan kısmı kesip de üst tarafa simetrik biçimde aktarırsam bu gelir diye soruyor bana. Soru bu. Bakalım. Şimdi birinci grafik. x eksenin altına kalan kısmı kestim. Simetrik biçimde aktardım. Şöyle geldi. Yine bunu kestim. Simetrik biçimde aktardım. Böyle bir fonksiyon geldi. Aynı fonksiyon arkadaşlar. Aynı fonksiyon. O zaman birinci grafik oldu. Geldim ikinci grafiğe. X eksenin altta kalan tek bu kısım var. Kestim. Simetrik biçimde aktardım. Oldu mu aynı grafik? Oldu. Bir sıkıntı yok. İkinci grafiğe doğru. Üçüncü grafikte dikkat edin. Grafiğin neredeyse tamamı x eksenin altında. O zaman simetrik biçimde katlıyorum arkadaşlar. Sildim. Katladım. Sildim katladım. Bakın dikkatli olun yazdık arkadaşlar. Simetrik biçimde katladığınıza göre eksi 2 ise y ekseni keserken 2'de kesmeli. Aynı şekilde sildim. Katladım. Devam ediyorum. Sildim. Katladım. Katlarsam ne yapacak? 4'e doğru, doğru gelmeyecek mi? Geldi. Şurası dikkat edin 3'e gelecek. E bu durumda grafik, grafik dikkatli olun arkadaşlar. Aynı grafik çıkmadı mı? Çıktı. Çıktı. Devam ediyorum. Son grafik. X eksenin altına kalan kısmı sildim, simetrik biçimde üst kısma katladım. X eksenin altına kalan kısmı sildim, simetrik biçimde üst kısma katladım. X eksenin altına kalan kısmı sildim, simetrik biçimde üst kısma katladım. X eksenin altına kalan kısmı sildim, simetrik biçimde üst kısma katladım. Katlayınca arkadaşlar dikkat edin, bu grafikle, şu grafik aynı değil mi? Birebir aynı, birebir aynı. E bu durumda. Bu da doğru cevap geldi. Yani cevabımız 1 2 4 geldi. 1 2 3 4 geldi. 22. soruyu geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, karşımıza nasıl bir soru var? tane fonksiyon yazılabilir diye bir soru var. Şimdi bakalım. Diyor ki bana A kümesi 0 1 2 3 4 kümesi veriliyor. F fonksiyonu A'dan A'ya tanımlanmış. Yani fonksiyon tanım kümesi 1 2 3 4'ten oluşuyor. Değer kümesi de yine yani görüntü kümesi de 0 1 2 3 4. Buna göre x artı f(x) küçük eşittir 5 ise bu koşulu sağlayacak şekilde kaç tane f fonksiyonu yazılır? Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Olayımız şu. Bir kere sizin kullanabileceğiniz malzeme ne arkadaşlar? Sizin kullanabileceğiniz malzeme 0, 1, 2, 3, 4 öyle değil mi? Yani ben x yerine 0, 1, 2, 3 ve 4 yazabilirim. E o zaman ben x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Yazarsam bu durumda 0 artı f 0 küçük eşittir 5 gelmedi mi? Geldi. E, 0 artı f0 küçük 5 ise. Peki bu ifadenin 5'ten küçük veya eşit olması için f0 hangi değer alabilir? Bakın dikkat edin. F0 dediğiniz değer görüntü kümesi değil mi? Peki görüntü kümesi ne arkadaşlar? A. A'daki elemanlar neler? 0, 1, 2, 3, 4. Yani şunu demeye çalışıyor sana. 0, 1, 2, 3, 4'ten hangisini buraya yazabilirsin? Onu soruyor sana. E, hangisini yazarsın? Hepsini yazarsın abi. İstediğini yaz. 0 yaz, 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz. Hangisini yazarsan yaz. 0 ile toplayınca sonuç 5'ten küçük olmayacak mı? Olacak. O zaman 0 koşulu karşılığında seçebileceğin kaç tane eleman var? 5 tane eleman var. 5 tane eleman var. Geçiyorum x eşittir 1 için. Yerine yazarsak 1 artı f1 küçük eşittir 5 mi geldi? Evet. Peki 1 ile neyi toplasam 5 yapar? Dikkat edin f1 demek görüntü kümesi demek. Görüntü kümesi elemanları da şu küme elemanları akışır. Yani şunu demeye çalışıyor. Bu kümeden hangi elemanları seçerseniz 1 ile toplayınca 5'ten küçük yapar. Hangisini seçerseniz? E hepsini. 0'ı seçsem 1 yapıyor. 1'i biri seçsem 1 ile toplayınca 2 iki yaptı. 2'yi seçtim 1 ile topladım 3 yaptı. 3'ü seçtim 4 yaptı. 4'ü seçtim 5 yaptı ve eşitlik var. O zaman 5 değer de buradan geldi. Geçiyorum. X eşittir 2 için. X eşittir 2 için. Bu durumda 2 artı f2 gelmedi mi arkadaşlar? Küçük eşittir 5 olacak şekilde. 2 ile neyi toplarsam 5'e eşit veya 5'ten küçük olur. Oradaki kümeden dikkatli ol. 0 yazsam hiç şey değişmez. 1'i yazsam değişmez. 2'yi yazsam değişmez. 3'ü yazsam değişmez. Ama 4'ü yazamıyorum. Dikkat edin 5'i geçtim. O zaman burada seçebileceğim 4 farklı seçenek geldi. Buradan 4 tane seçenek geldi. Sırada 3 var. X eşittir 3 için yazıyorum. Yazarsak 3 artı F3 küçük eşittir 5 yaptı. 3 ile neyi toplarsam 5'ten küçük olur. E şimdi 0 olur, 1 olur, 2 olur ama 3 yazamam. O zaman 3'ten büyükleri yazamam. Bu durumda 3 farklı değer geldi. Son olarak x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Yazarsam arkadaşlar 4 artı f4 küçük eşittir 5 yaptı. 4 ile neyi toplarsam 5'ten küçük bir eşit olur? 0 ile 1'i. Buradan da kaç farklı değer geldi? 2. Arkadaşlar buradan 5. Buradan 5. Buradan 2. Buradan 3. Ve buradan 3 farklı değer mi geldi? Doğru mu? Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman e, buradaki işlemim dikkat edin. Biz seçme işlemi olduğu için ben burada ne yaptım? Kombinasyon yaptım. Peki ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunları toplayacak mıyım çarpacak mıyım? Hocam şıklara bakarsak çarpacağız. Arkadaşlar şıkları olmasa nasıl çarpacaktım? Unutmayın kombinasyonda bir işlem bitip diğer işlem başlıyorsa çarpmayla sayma yapılır. Tamam mı? Çarpmayla sayma yapılır bunu unutma. O zaman dikkatli ol dikkatli ol. Burada 5 tane farklı seçenek var. Ben bu işimi bitirdim diğer işimi başladım. Bu işimi bitirdim diğer işimi başladım. Bak ne yapıyorum? Bir işlem bitip diğer işlem başlıyor. O yüzden çıkan sonuçları çarpmak zorundasın. 5, 5, 4, 3, 2, 25, 100, 300, 600. Buradan 600 farklı fonksiyon çıkarmış arkadaşlar. Geçtim. Evet bana böyle bir fonksiyon vermiş. Şöyle bir eğri var. Şöyle bir eğri var. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir taktik deneyeceğim. Dur bakayım taktik derken başka bir kalem deneyeceğim. Keçeli kalemden cevabını nasıl çözdü onu merak ettim. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Bu soru denemek zor olsun. Şimdi karşımızda böyle bir eğri var. Buna göre dikkat edin arkadaşlar. 2x eşittir 3 eğrisi. 2x eşittir 3 demek aynı zamanda x eşittir 3 bölü 2 eğrisi demek değil mi? Peki 2x eşittir 49 demek aynı zamanda x eşittir 49 bölü 2 eğrisi demek değil mi? Evet. Bundan sonra bana diyor ki 24 bölü x eğrisinin koordinat sisteminin birinci bölgesi kalan kısmı verilmiştir. Okey devam ediyorum. Eğrinin a ve b noktaları arasındaki şu iki nokta arasındaki apsisi tam sayı olan her bir noktasının koordinatları çarpımı toplamı kaçtır? Yani diyor ki bana şu iki değer arasında kalan 3 bölü 2 demek ne demek? 1.5 buçuk. 49 bölü 2 demek ne demek? 24 buçuk. Apsisi 1 buçukla 24 buçuk arasında olup ve tam sayı olan yani 2, 3, 4, 5'ten bahsediyor. Her bir noktanın koordinatları çarpımı toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 1,5'dan başlayıp 24,5'a kadar apsi tam olan noktalar neler? 2, 3, 4, 5 ta ki nereye kadar? 24'e kadar değil mi? Bunlar ne? X değerleri. E bunlar X değerleriyken bir de bunun görüntüleri olacak. Peki görüntüleri nasıl bulacağım? Al yerine yaz. Nerede? 24 bölü X'te. O zaman 24 bölü X'in görüntüsü dikkat et. 24 bölü 2 geldi. X görmeleri 2 yazdım. Aynı şekilde 3'ün görüntüsü 24 bölü 3 geldi. 4'ün görüntüsü 24 bölü 4 geldi. 5'in görüntüsü 24 bölü 5 geldi. Arkadaşlar bunlar x değerler olduğu için grafikteki görüntüye bakıyorum. Ne yapıyorum? X görmeleri yazıyorum. En son ne geldi? 24 bölü 24 geldi. Benden ne istiyor? Bunların çarpımının toplamını istiyor. E arkadaşlar siz bunları çarparsanız her bir koordinatları kendi içerisinde çarpıyorum. Dikkat et. 2 ile 2 sadece 24 kaldı. 2 ile 24 bölü 2'yi çarptım. 2'ler gitti 24 kaldı. 3 ile 24 bölü 3'ü çarptım. 3'ler gitti 24 kaldı. 4 ile 24 bölü 4'ü çarptım. 4'ler gitti 24 kaldı. 5 ile 24 bölü 5'i çarptım. 5'ler gitti 24 kaldı. 24 ile 24 bölü 24 çarptım. 24'ler gitti 24 kaldı. O zaman her bir her bir koordinattan 24 gelmedi mi arkadaşlar? Evet. İşte benden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. Soru şu. Burada kaç tane 24 var? E buradan buraya kadar kaç tane değer varsa burada da o kadar 24 olmayacak mı? Kaç tane değer var burada? Son terimden ilk terim çıkar bir ekle. 22 bir daha 23 tane sayı var. O zaman burada da 23 tane 24 var. E 23 tane 24'ün toplamı demek. 24 ile 23'ü çarpın demek değil mi? X'ini çarparsanız cevap 552 gelir. Cevap Adana gelir. Sanki biraz kalın oldu. Sanki biraz kalın oldu. Diğer diğer ifadeye geri dönüyorum. Aşağı, diğer kalemeye geri dönüyorum. Evet, devam edelim. 24. soruya geldim. 24. soruya geldim. Bakalım nasıl çözeceğiz. Bir tane f(x) fonksiyonu vermiş. g(x) nasıl tanımlamış arkadaşlar? f(x) kare şeklinde tanımlamış. Demiş ki çifttir, tektir, çifttir, çifttir. Kesinlikle doğru diyor soruyu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu bir hatırlatalım size. Şunu bir hatırlatalım. Şimdi ben size bir f fonksiyonu verdiğim zaman bunun genel anlamda tekliğini veya çiftliğini araştırmak için ne yapmak zorundaydım? x gördüğüm yere eksi x yazmak zorundaydım. x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman eğer ki bu fx'e geliyorsa eşit geliyorsa fonksiyon çiftti. Ama x gördüğüm zaman eksi x yazdığım takdirde fonksiyon eksi fx geliyorsa bu da tek fonksiyon demektir. Bunları kontrol edeceğim. Başlıyorum. Birinci yargı. Şimdi gx fonksiyonu tekli veya çiftten araştıralım. gx fonksiyonu tekli veya çiftliği için x yerine eksi x yazmak zorundayım değil miyim? E yazıyorum. Yazdım x yerine burada eksi x yaz demek şurada da eksi x yaz demek. Neden? Çünkü sen eşitliğin sol tarafında x yerine eksi x yazdığına göre sağ tarafta yazmak zorundasın. E bu durumda f eksi x'in parantez karesi geldi. Eksinin karesi artı değil mi arkadaşlar? f x kare geldi. Peki f x kare nereye eşitti? g x'e. E çocuklar bu durumda g eksi x g x e eşit gelmedi mi? Bu neydi? İşte bu çift fonksiyon tanımıydı. Bu kesinlikle çift fonksiyon. Birinci yargı doğru. Geçtim ikinci yargıya. İkinci yargıya. İkinci yargı. Diyor ki hx eşittir. fx küp fonksiyonu tek fonksiyondur. Doğru mu diyor yanlış mıdır diyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Mesela karşımızda karşımızda fx fonksiyonu x kare fonksiyonu olsa salladım şu anda. Tamam mı? Tamam bir de salladım. Burada hangi fonksiyonu istiyor benden? fx küp istemiyor mu? x gördüğün yere x küp yazarsan sağ tarafta x kübün karesinden x üzeri 6 gelmedi mi? Peki bir şey daha soracağım. Karşımıza polinom fonksiyonları olduğu zaman ben tek veya çiftliği nasıl anlıyordum? x'lerin üzerine bakıyorum. x'lerin üzeri tekse fonksiyon tek, çiftse fonksiyon çifttir. Mesela bir örnek vereyim. Ne verelim? 6x üzeri 6. Karşıda böyle bir polinom var. Bak x'lerin üzerine çift mi hepsi çift? O zaman bu polinom çifttir. Bitti. E baktım X'lerin üzerine hepsi çift değil mi? Çift. O zaman bu polinom çift fonksiyon geldi. Çift polinom geldi. Ama tektir diyor. Yanlış. Arkadaşlar bu arada kesinlikle sorularında benden size şöyle bir yargı gelsin. Ya doğru olduğunu ispatlayacaksınız aynı burada yaptığım gibi ya da yanlış olduğuna dair bir tane örnek vermeniz lazım. Unutmayın. Eğer ki yanlış bir tane örnek verirseniz kesinlikle kaydayı bozmuş olursunuz. Günlük hayatta istinalar kaydayı bozmaz ama matematikte bozar işler. O yüzden bu gitti. Kesinlikle değil. Geldim üçüncü fonksiyona. Şimdi tekrar söylüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorsam ispatlayacağım. Yanlış olduğunu düşünüyorsam bir tane ters örnek vereceğim. Şimdi ben bunu doğru olduğunu düşünüyorum. O zaman k fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi x yazdım. Eğer ki sonucunda k eksi x k x'e eşit gelirse ne olacak? k fonksiyonu çift bir fonksiyon olmuş olacak. Bakalım. E, x gördüğüm yere eksi x yazma göre burada yazmak zorundayım yazarsam f eksi x'in mutlak değerim mi geldi? Peki eksi x'in mutlak değeri ne çocuklar? f x. Öyle değil mi? Şunu bir söyleyelim. Şunu mu söyleyelim. Eksi x'in mutlak değeri ile x'in mutlak her herkes aynı olduğunu biliyordur değil mi? Nasıl arkadaşlar birbirine? Hadi gösterelim. Eksi x demek eksi 1 çarpı x demek. E, mutlak değer çarpmaya dağılıyor. Mutlak değer çarpmaya dağılırsa eksi 1'in mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri gelir. Bu durumda eksi 1 mutlak değeri kaç? 1. 1 çarpı x'den bak x'e eşit geldi. Şu x'i e eşit unutma. O zaman ben bu x'in şöyle birine eşit diyebilirim. E peki f mutlak değeri x'de kx'e eşit değil miydi? Evet. Bakın dikkat edin sonuç olarak k x neye eşit geldi? Kx'e eşit geldi. O zaman bu fonksiyon çift bir fonksiyon çıktı. Doğru. Evet dördüncü yargı m fonksiyonu f bileşke f fonksiyonuymuş. Çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Bakalım arkadaşlar ben f fonksiyonu kafadan mesela gidiyorum x seçiyorum. x seçiyorum. E bu durumda f bileşke f demek ne demek? Sağdakini al soldakinde x yerine yaz demek değil mi? F'i alıyorum yani bunu alıyorum. Bu fonksiyonu x yerine yazıyorum. E yine x gelmeyecek mi? Bu tek bir çift mi? Üstüne bak. X'lerin hepsinin üstü tek değil mi? Tek. O zaman bu fonksiyon tek bir fonksiyon. E çift diyor. Yanlış örnek buldum. Bir tane ters örnek buldum. Yanlış. Gitti. O zaman cevabımız 1-3 geldi kesinlikle. Tamam. Unutma kesinlikle sorularında doğru olduğunu düşünüyorsan ispatlamak zorundasın. Yanlış olduğunu düşünüyorsan bir tane ters örnek vermen yeterli. Geçtim. Evet son soru 25. sorum. Şimdi fx'in grafiğini vermiş. Şunun grafiğini istiyor. Öncelikle arkadaşlar en içten en dışa doğru çıkmak zorundasınız. Ne yapacağımı söyleyeyim. fx'in grafiğini vermiş ya. İlk önce f mutlak değer x'in grafiğini bulacağım. Ardından bunu eksiyle çarpacağım. Ardından içerisine 3 ekleyeceğim. 3 ekleyeceğim. Ardından bir de hepsini çarpacağım. Bak bu gelecek. En içten başlıyorum. Şimdi karşımıza bir f fonksiyonu verildiği zaman. F fonksiyonu verildiği zaman. F mutlak değer x fonksiyonu nasıl bulunuyor arkadaşlar? Çocuklar olay şu. Y ekseninin solunda kalan kısmı silat. Sil at. Y ekseninin sağ kısmı kalan yeri al. Kopyalı yapıştır. Şimdi şöyle bir şey oldu yalnız. Ben bunu silip atıyorum. Attım. Attım varsayın. Bunu kestim. Simetrik biçimde yapıştırdım. Aynı fonksiyon gelmedi mi? O zaman burada f mutlak değer fonksiyonu ile fx fonksiyonu aynı fonksiyon Sıkıntı yok. Olabilir. Problem yok. Bu fonksiyon aynı zamanda f mutlak değer fonksiyonu. Niye? Tekrar söylüyorum. Kestim attım. Bunu kestim attım. Akşam işte burası yok. E şimdi simetrik biçimde sağ tarafı sol tarafı yapıştır. Aynısı gelmiyor mu? O zaman f mutlak değer fx fonksiyonu aynı fonksiyonmuş. Olabilir. Ne diyor bana şimdi? Bunu eksi çarp diyor. Çocuklar size bir f fonksiyonu verildiği zaman. İçeride iki İçerideki ifadeyi eksiyle çarpmak demek ne demekti? Ne, demek, ne demekti bunu eksiyle çarpmak demek? Hatırlayın y eksenine göre simetri almak demekti. Y eksenine göre simetri alın bakalım. Ne demek bu? Y eksenin sağ tarafına kalan kısmı sol tarafı yapıştır. Sol tarafı al sağ tarafı yapıştır. E yine aynı fonksiyon gelecek. Bak dikkat et sağ aldım sola yapıştırıyorum. Sola aldım sağa yapıştırıyorum. Y eksenine göre simetri alıyorum. Aynısı gelmiyor mu? Aynısı geliyor. Yani f eksi x'in mutlak değeri bu aynı şeymiş. Yine aynısı geldi. Sonuç olarak geldim buna. Ne yaptı? İçerideki ifade 3 ekledi. İçerideki ifade 3 eklemek demek. Fonksiyonu 3 birim sola kaydırmak demek değil mi? Evet. O zaman karşımızda nasıl bir grafik çıkacak? Bak şöyle bir grafik çıkacak. Nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Gösteriyorum. Kalem bulmak aşamasındayım. Geliyorum. Geldim. Arkadaşlar eksenleri çizdim. X ekseni, Y ekseni. Ne diyor bana? 3 birim sola kaydır diyor. O zaman ne yapacağım? X ekseni üzerindeki her bir ifadeyi 3 birim sola kaydırın. 3 birim sola kaydırsam eksi 5'den geçecek. 3 birim sola kaydırsam eksi 1'den geçecek. Geçiriyorum. Şöyle bir fonksiyon gelmiyor mu karşımıza? Şurası eksi 1. Burası eksi 5. Doğru mu? Burası hala 4'te ama. Dikkatli ol. Sen sadece x ekseni üzerine ayettin. Bu neyin grafiği? Hemen yazayım. F Eksi mutlak değer x artı 3'ün grafiği. Şimdi bana ne söylüyor arkadaşlar? Bir de bütün bu her şeyi eksiyle çarp diyor. Peki bütün fonksiyonu eksiyle çarpmak demek ne demekti? X'e göre simetri al demekti. Hatırla x'e göre tekrar söylüyorum simetri al demekti. E siz x eksenine göre simetri alırsanız x eksenine göre simetri alırsanız o zaman yukarıdaki kısım aşağıya aşağıdaki kısımlar yukarı çıkmayacak mı? Yani fonksiyon şöyle bir fonksiyon haline gelecek. Bak şimdi. Bir daha çiziyorum fonksiyonu. X Y Bu yukarı çıkacak. X'e göre simetri alıyorum. Şunu X'e göre simetrisini al. Yukarı çıkacak. Çıktı. Bu da X'e göre aşağı inecek. İndi. Şöyle. Bu da X'e göre yukarı çıkacak. Şöyle. Fonksiyon böyle bir fonksiyon olmadı mı? Bunu eksileri çalmış hali bu işte. Şimdi bunu anlamayanlar nasıl yapabilirler biliyor musunuz? Arkadaşlar bir fonksiyonun x'e göresilmesi şu demek. Üzerinden birkaç tane nokta seçin. Mesela renkli kalemle göstereyim. Şuradan bir tane nokta aldım tamam mı? Şu bir nokta, şu bir nokta. Eğer ki bu noktanın x'e uzaklığı neyse x'e ne kadar gidiyorsan ne kadar gidiyorsan aynı şekilde öbür tarafı da o kadar gitmen gerekiyor. x'e ne kadar gidiyorsan öbür tarafı da o kadar gitmen gerekiyor. Ardından bulduğun şu noktaları birleştir. Bak bu çıkmıyor mu? Değil mi? Mesela buradasın, buradasın, buradasın. X'e ne kadar git, geldin? O kadar git. Ne kadar geldin? O kadar git. Ne kadar geldin? O kadar git. Birleştir abi bunları. Bak bu geliyor. Gördün mü? Şu geliyor. Anladın mı? Yani x ekseni göre nasıl alacaksın? Fonksiyonundan x ekseni ne kadar gidiyorsan o kadar gideceksin. Ne kadar gidiyorsan o kadar git. Ne kadar geliyorsan, o kadar git. Ne kadar geldin o kadar git. Üzerindeysen üzerindesin bitti. Tamam mı? Ozan fonksiyon grafiği bu. Şimdi bunu uyan grafiği bulacağız. Buna uyan grafiği bulacağız. E Bakıyorum, bunun yakın uzaklığı alakası yok. Buna bakıyorum, hiç alakası yok. Şuna bakıyorum, biraz benziyor ama eşitliğin sağ tırnağı bir şey yok. Attım. Çocuklar, bakın şimdi buna. Bak, dikkat et. Geldi, dönüyor, görüyor musun? Bak. Ozan fonksiyonun parçaları bir tanesi bu. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Soru biraz hatalı arkadaşlar. Grafiği değil, grafiğin parçalarından bir tanesi soracak. Çünkü tüm grafik burada yok. Bu zaten hatalı çünkü eşliğin sağlıklı bir şey yok. Cevap denizli. Tamam. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.